Aa, geldiniz mi? Ben akşam döneceğini sanıyordum. Nereden geliyorsun sen bu saatte? Sana ne ablacığım? Annem misin? Yoksa 7 yaşında mıyım ben hala? Ben sana söyleyeyim nereden geldiğini Nalan. Fırat bize biraz izin verir misin? Git evinde uyu. İyi olur. Haberleşiriz daha. Tamam, toparlanınca ararsın. Can'ın atölyesinden geliyor Narinci. Sallana sallana çıktı biraz önce oradan. Geceyi birlikte geçirmişler. Ben de kapıyı yumrukluyorum. Niye açmıyorlar acaba diye. Ne? Ya. Ne Şadiye Hanım? Kimse ortalarda yokken fırsatını iyi kullanabildin mi? Fırsattan güzel faydalanabildin mi ha? Sen nasıl bir pisliksin ya? Ne yapmaya çalışıyorsun ha? Allah'ın gerizekalısı! Şu evi çek, kırarım bunu birkaç yerinden, yerden toplarsın. Denesene bir ha? Denesene! Gebertirim seni! Pis fırsatçı! Ya benim fırsata falan ihtiyacım yok be! Adam çoktan ipini koparmış gitmiş zaten. Sen hala uyuyor musun? Ya Deniz, Şadiye ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Durun ya. Bırak ya. Geberteceğim şunu. Aşağılık Deniz! Yaratık! Sen git sevgilini gebert. Ama unutmuşum, yine bir fırsatını bulur affedersin onu değil mi? Tepene çıkar. Bu hiç suçu yok yani, öyle mi? Ben öyle bir şey söylemek istemedim ama sen git sevgilinle hallet kuzuru, tamam mı? Nasıl olsa seni uyutacak bir yolunu bulur yine. Uzun bir süre yüzünü görmek istemiyorum Nari. Ne diyeyim be? Ha, ne diyeyim? Neler yaşadık biz şu kızla? Neler atlattık? Yıllarca sınandı arkadaşlığımız. Ne fırtınalardan geçti? Yıllardır inşa ettiğimiz şeyi 5 dakikada yerle bir ettin. Bravo sana Şadiye. Tebrik ederim seni. Sen çok kötü bir insan olmuşsun Şadiye. Çok kötü. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl yaparsın? O adamın koynuna nasıl gidip girersin? Deniz'in sevgilisi olduğunu bile bile. Orada ne oldun, nereden biliyorsun abla? Orada mıydın? Gözünde mi gördün? Görmüş işte kız. Şahit olmuş her şeye. Anlattı ya. Daha ne göreceğim? Daha ne göreceğim? Allah seni kahretsin. Kendini soktuğun duruma bak ya. Kendini düşürdüğün duruma bak. Herkesin benimle ilgili bir kanaati var zaten. Ben boşuna konuşmuyorum. Şadiye. Şadiye. Buraya kadarmış abla. Eskiden birbirimizin uzaktan uzağa varlığını bilirken daha iyiydik.
Şimdi sen yoluna, ben yoluma. Kimseye de benim yüzümden aranı bozma. Şadiye. Ben de avukatlık yapıyorum işte. Üniversiteyi bitirdiğimden beri. İyi bir hukuk firmasında çalışıyorum. Koşturuyoruz çok şükür. Kız sen onca işi bir başına nasıl becerdin koca İstanbul'da? Görüyorsun değil mi anne? Her İstanbul'a giden oğlu vermiyormuş. İki çocuk sahibi oldun hala o eski mesele. Tabii bir gönderivermediniz. Kız kursa gideyim dedim. Seneye de sınavlara girerim dedim. Yok bir türlü salmadılar beni. Fena mı işte? Bir yuvan oldu. Erkenden yola çıktın. Okuyanları da görüyoruz. Doğru söylüyor. Baksana bize, biz evde kaldık. En iyisini yaptın sen. Sen kiminle evlendin Sema? Kocan ne iş yapıyor? Şey, kalıpçıydı kendisi. Firması vardı. Da iş bakıyor şimdi. Güzel. Öyle şey oldu, güzel. Kapattık. Annemleri olanları duydum. Ya, ya kızım. Gidiverdiler işte. Hiç olacak şey mi? Ama işte baban silkeledi gitti size o karıyla. Sonra Şadiyeciğin başına gelenler. Sonra sen yok oldun ortadan. E o anda şuncacık kafa kalmadıydı artık. Ne oldu? Ne gelmiş Şadiye'nin başına? Ne duydunuz? Yani o gece ortadan kaybolmuş. Hiç haber aldınız mı? Belki siz biliyorsunuzdur. Aslında biraz da onu öğrenmek için geldim. Vallahi şimdi tövbe Rabbim, o iş biraz şey. Bana kalırsa o gece o da hakkın rahmetine kavuştu da iyi saatte olsunlar, çektiler aldılar onu. Yaparlarmış böyle. Kendilerine fanilerden biri lazım olduğunda çekip alıverirlermiş yanlarına, son nefesini verir vermez. Bizim yukarı mahallede ilmi kuvvetli bir hoca anne vardı. O dediydi o vakitler. Üf, anne yeter gene başladın deli deli. Kızım vallahi biz Şadiye hakkında iyi şeyler duymadık. Olaydan sonra iyice kafayı yedi zaten. Şeyden sonra işte. Ne? Neyden? Ne olmuş? Ne duydunuz? Siz gidin içeride oynayın bakayım acık. Ya. Yürü. Şimdi terlik geliyor hala. Vallahi günah değenlerin boynuna ama olmuş diyorlar. Ne? Yani vallahi hepinizden, herkesten beklerim ama yani yok canım. Şadiye'den olmaz. Aa, maşallah hiç değişmemişsin Nari. Gene ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Baktım anamızdan hayır yok. Abin ne yaptı? Sana pilav yaptı. Hadi kalk. Kalk 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 ya hadi. Bak şimdi dinle. Ablam şimdi duyacak yakında bu olanları.
çıkacak, gelecek buraya. Abi bak sakın ha. Sakın ha bak ablama hiçbir şey söylemeyeceğim. Kızım, ablam tatilde. Kadın onu tatile götürdü. Umurunda değiliz ki biz. Hayatta gelmez, sen merak etme. Duyarsa gelir o. Biliyorum ben. Gelir, karıştırır, kurcalar gene her şeyi. 2 dakikada karman çorman eder. Ne bu bebeği verdirir. Ne üniversiteye gider. Bizim yüzümüzden kalır burada. Ben çalışırım, size bakarım der bak. İyi olur. Elini taşın altına soksun. İşe yarasın 40 yılda bir. Ha Şadiye? Bak sen ablama kızgınsın, ben biliyorum. Ama ben de sana çok kızgınım. Çok kötülük ettin. Bak, ben seni bir şarttan affederim. Ablamı artık bu aileden azat edeceğiz. Nasılsa üniversiteyi kazanacak o. Bir geleceği var. Bizimle beraber burada mahvolmayacak abla. Bırakacağız, gidecek. Tamam. Benim için hava hoş. Ben bebeği düşürdüm diyeceğim. Sen hastalığından falan söz etmeyeceksin. Bak abi bir şey dersen seni de silerim bak. Allah Allah. Tamam kızım ya, ne söyleyeceğim ya. Şeytan görsün yüzünü. Sen şimdi yarın git. Bu aileyle şöyle iyice bir konuş. Hallerine, tavırlarına falan bir bak. Abi bak. Bana da sakın bak abi. Ben ağlasam da, yalvarsam da, yakarsam da adreslerini bana sakın söylemeyeceğim bak. Tamam be kızım ya. Tamam Şadi ya. Yoksa ben giderim, görürüm. Alırım çocuğumu, getiririm. Söylemeyeceğim abi. Tamam kızım. Tamam Şadi ya. Niye ya, söyleyeyim ya. Tamam. Hadi ama ağlama artık, ne olur ya. Hadi. Hadi bakayım. Hadi dön. Hadi pilavını ye. Hadi. Ağlamak yok artık, bitti. Dön pilavını ye. Yeme yeme. Pilavı yeme. Pilavı yeme. Yeme yeme. Yenecek gibi değil. Yumurta kıracağım, yumurta kıracağım. Ağlama artık. Bir tane daha yer miyiz birlikte? Oğlum bize bir tane daha yumurtalı. Narin abla. Ha İbo. Narin döndün mü kızım? Erdoğan abi. Döndüm ben, döndüm. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Geç otur. Yok şimdi siz yemek yiyorsunuz, şey etmeyeyim ben. Olur mu öyle şey? Aç bir servis daha buraya. Narin abla pideler müthiş var. Ya. Ne içersin? Yok bir şey içmem o Erdoğan. Eve uğradın mı? Yok uğramadım daha. Ben dün gece döndüm daha tatilden şey. Anladım. Narin abla Şadiye abla intihar etmiş. Ne? Yok kızım öyle bir şey, yok öyle bir şey. Ne? Herkes öyle diyor. Ya sen bırak herkesin ne söylediğine, yok öyle bir şey kızım. Erdoğan abi, ne oldu Şadiye'ye? Ya düşmüş, kolunu incitmiş, o kadar. Ya bir tutamadın çeneni, bir tutamadın. Oğlum al şuradan hesabı. Baba daha pide gelecekti. Sen otur ye. Narin. Narin kızım. Narin kızım. Narin sen. Narin kızım sen bizim eve geç. Ben sana Şadiye'yi de getireceğim, tamam mı güzel kızım? Erdoğan abi, Mehmet oralardaysa onu da getir. Tamam. Sen bizim eve geç. Yalnız bana söz ver. Sinirlerine hakim olacaksın, oldu mu? Hadi bakalım. Hadi geçin. Gel evladım sen de. Hadi. Geçin şöyle. Geç hadi. Hadi Mehmet oğlum. Hadi kardeş kardeş konuşun, tamam mı? Ben dışarıda bekliyorum. Şadi. Ablacığım ne oldu sana? İntihar etti diyorlar ha. Hamile kaldı. Şadiye ne diyorsun? Kimden? Zafer'den mi? Nusret'ten. Nusret bu şey. Allah senin cezanı verecek. Senin Allah cezanı verecek. Abi Şadiye'm niye bana anlatmadın? Niye bana söylemedin? Bulurduk bir hal çaresini ha? Yok ben. Ben kendi başımın çaresine bakıyordum zaten. Böyle bir para falan buldum bir yerlerden de. Mehmet atmış. Ben de çaresiz kaldım, atıverdim kendim kayalardan aşağı.
Allah senin gibi. Yine kumar oynuyorsun sen değil mi? Ha? Senin namussuz, şerefsiz kumar oynuyorsun yapma, değil mi? Yapma, yapma, yapma. Hastalanmış bu, günlerdir öksürüyor bu da. Röntgen için para lazımmış. Nereden bilsin çocuk? Alıvermiş işte. Şadiyem, inandın mı sen de bunun bu anlattıklarına ya? Huylu huyundan vazgeçer mi be? Kumar oynuyor işte. Tamam, sen hiçbir şey dert etme. Bulacağız bir hal çaresini. Gerekirse doğurursun, bakarız bebeğe. Ne yapalım Şadiyem ya? Yok. Yok. Düştü zaten çocuk. Yok yani, çocuk öldü. Kurtulduk çocuktan. Bana bak. Şş. Annemin olan bir tane haberi yok. Çiçek toplarken düştü diye biliyor. Ağzını biraz kapa. Tamam mı? Ne söyleyeceğim ben be? Ha? Ne söyleyeceğim anneme? Şeytan görsün yüzünüzü. Annenin de senin de yüzünü şeytan görsün. Buldunuz gariban kızı, üstüne çullanıyorsunuz değil mi? Ne istiyorsunuz ulan siz bundan? Ne istiyorsunuz? Ya bir sus. Sus, bir hastaydı çocuk. Hastaydı, nereden bilsin? Almış işte parayı, nereden bilecek? Şadiye, ne safsın sen hala ya? Bu namussuzu mu savunuyorsun bana? Ya biz namussuzuz ya, biz namussuzuz. Sana ne? Sen çekip gitsene. Hasta zaten adamın ciğeri hasta. Ya Şadiye, ne ciğeri ya? Ne ciğeri Şadiye? Bunda ciğer ne arar? Ama müstahak, müstahak size. Tam bulmuşsunuz birbirinizi, tamam mı? Bozacının şahidi şıracı. Ne haliniz varsa görün be. Hatta babamı da çağırın, gelsin, tamam mı? Seni sermaye yapsınlar. Bir güzel, yiyin için. Geçindirirsin hepsini, olur mu? Bana bak. Ağzını topla. Adam gibi konuş. Lan o zengin evine. Bizim senin gibi kardeşimiz yok. Yürü, yürü lan. Çık dışarı! Yürü! Yürü! Bizim senin gibi kardeşimiz yok! Bizim senin gibi kardeşimiz yok, git! Çık dışarı! Şadi. Ağlama, tamam. Tamam, tamam, tamam. Aa, Nari. Geldin, döndün mü yoksa? He, döndüm ya. Bir sürü de erzak getirdim, hediyelik falan. Kapının önündeydi de taşıyamadım içeri. Abini çağıralım mı kız? Ne abisi be? Ne abisi? Olmaz olsun öyle abi. Hem senin kızın intihar etti, senin haberin var mı? Ne intiharı be? Ne diyorsun sen? Allah Allah. Şadiye anne. Şadiye kızın intihar etti. Ne biçim bir uyku seninki be kadın? He? Kızın o**du. Oğlunun kumar borcu yüzünden. Sonra gitti, bir de üstüne hamile kaldı. Sonra oğlun gitti, o kürtaj paralarını yedi. Sonra intihar etti senin kızın. O sayede de bebek öldü. Ölüyordu az daha, ölüyordu. Bu neyin uykusu be? Neyin uykusu bu? Deli deli konuşma be. Allah Allah. Kız kolunu kırdı çiçek toplarken. Ne diyorsun sen? Anne. Şadiye intihar etti. Eğer o Mehmet'i zapt etmezse kızın canını olur. Ha. Bak, ben de onu diyeceğim zaten. Bak, Nenengil'den kalan tarlayı satıvermişler. Abim de bana 3-5 kuruş bir para verdiydi. Ben de gittim bir bağlama büyüsü yaptırıverdim. Bana çok para verdim ama bak kaç tane işi arada çıkarttı gitti. Mehmet'e de söyledim. Hoca efendi okudu bir sürü. O Ümmü de dönecek, Recep'im de dönecek. Oğlan da adam olacak. O verdiğimiz paraya çoktan değdi, ucuza bile geldi. Yalnız Narin, bu babanın adresini bir bulmamız lazım. Nasıl yapsak? Hayır, hoca efendi dedi ki, yani döndürmek için oturduğu yerin adresi lazımmış. Yani eğer bulursak böyle 2 günde falan dönüverecek. Yoksa bulamazsak 10 gün falan sürermiş. Ne yapalım artık? Allah hepinizin cezasını versin. Hepinizin cezasını versin. Narin, şeyi... İstediğin oldu işte. Artık kessen de arkasına bakmaz. Şimdi düşünelim bakalım senin şu tomografi paranı nereden bulacağız? Ya sırası mı şimdi Şadiye? Hallederiz hadi. Buyurun, içeride Deniz Hanım.
Hoş geldiniz Irmak Hanım. Hoş bulduk. Döndüm ben de işte dün gece. Zahmet Bey, hoş geldiniz. Ne güzel çiçekler. Galina çok teşekkür ediyor okul konusundaki yardımlarınız için. Ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Hiç gerek yoktu. Al suya koy canım. Buyurun. Ben kaçtım. Hadi iyi günler. Akşama geç kalma canım, tamam? Tamam canım. Buyurun. Gözünüz aydın. Ay vallahi sormayın. Uçtum sevinçten herhalde. Buradan yeni bir iş teklifi almış. Ama maşallah nazar değmesin bir şey olacak diye çok korkuyorum. Burada gözümün önünde oturursun o kadar istiyorum ki. Hayırlısıyla olur inşallah. Benim de iyi haberlerim var. Şadiye'nin işini hallettik. Çıkıyor. Aa çok sevindim. Narin uçmuştur havalara. Deniz Hanım. Birkaç hafta önce bu konuşmayı yapıyor olsaydık haberim var. Şimdi konuştuk Narin'le derdiniz. Ne oldu? Dostluklar sınanır zaman zaman. Biraz zamana ihtiyacımız var. Aranıza kedi mi girdi? Ne içersiniz? Bir kahvenizi alırım. Tamam. Arkadaş ne olursa olsun bugün her şeyi göze alıp soracağım. Tabii ya. Narin çok kötü günler geçirdi. Ya ben Şadiye'nin çıkmasına hiç ihtimal vermiyordum. Nasıl başardınız? Bravo. Adamlar suçlarını itiraf ettiler. Biz de biraz yardımcı olduk. Narin minnettardır size. Aa yok. Yok aslında şey. Sizi azarlamıştır yöntemleriniz için. Hı? Yok. Teşekkür etti. Hayret. Soracağım. Artık açıkça soracağım ya. Yazık sonuçta. Siz de bir yudum su için çölleri aşıyorsunuz. Sizin de biraz yüzünüz gülsün. Deniz Hanım. Benim sizle bir şey konuşmam lazım. Yani konuşmak zorundayım yoksa içimde patlayacak. Su kaynatacağım. Yani ben çok merak ediyorum. Acaba siz şey mi yapıyorsunuz? Hani benim Narin'e olan yakınlığımı mı kıskanıyorsunuz? O yüzden mi aranız açıldı? Bana karşı bir hissiyat mı besliyorsunuz? Zahmet Bey siz ne diyorsunuz? Ağzınızdan çıkanı sizin kulağınız duyuyor mu? Yani ne bileyim. Elimden gelen bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım yani. İçine gireyim ben. Ben ne yapayım ben? Ben yok olayım. Ay rezil oldum, yok olayım ben. Ay. 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 Ay rezil oldum. Ben gideyim o zaman ya. Kolay gelsin. Allah Allah. Ay benim kafamı kessinler. Ay benim dilimi kesip benim ağzımı. Sen hemen içeri git. Sermet bedeli oldu. Çok üzgünüm. Bir şey oldu. Abicim sen böylesine bir lafı, böylesine hanımefendi bir kadına nasıl söylersin abicim ya? Ya abicim adettendir yani. Karşında bir bayan böyle anadan yürüyen cıbıl cıbıldak soyunsa... ...benle ilgili bir arzınız mı var falan denmez abi. Ne diyecek kadın? Ne diyecek yani? Olur mu yanlış anladınız falan filan diyecek. Ne diyecek abi? Allah Allah ya. Ne bileyim ben ya. Müneccin şey mi yedim?
her konuda açıklar, bu konuda da açık olurlar diye düşündüm. Açık açık sordum. Yani evet deseydi diyecektim ki benden... Ya benden sana yar olmaz. Benden bir cacık olmaz. Ben sana karşı boşum diyecektim. Ne yapsak, çiçek falan mı alsak ya? Yok abi ya, ne çiçeği, çiçekten falan sen kurtaramazsın hayatta. En azından mücevher alacaksın bir tane. Bir tane bilezik yaptıracağız, gerekirse taşlı falan. İçine de özür dilerim falan yazdıracaksın. Ya içine mektup yazılmış mücevher mi olur oğlum ya? Abicim, sen şimdi kendi sevdanı kapalı kutular içinde yaşadığın için senelerdir... hani böyle savaş bittikten sonra ormanda mahsur kalan... savaşın bittiğini anlamayan, sonra da gerçek hayatınla arasında böyle... uyum travması yaşayan Japon askerlerine döndün sen yani. Sen bana taş kafalı Japon askeri mi diyorsun lan? Yok abi hani benim bahsettiğim Japon askeri tamamen... Atlandın mı oğlum sen? Abi ben Japon askerini o manada kullanmadım biliyorsun. Kes lan! Şey yapmamız lazım. Bu kızın beni affetmesi lazım. Şeyle bir denesek abi hani en azından. Bir mesaj falan yazsak. Hiç aklıma gelmemişti ya. Ya yemin ediyorum hiç aklıma gelmemişti. Hani çok zekice ya. Al. Al yaz. Kıymetli Deniz Hanım hanımefendi. Size karşı yaptığım dozoluktan dolayı... Ali abi, Narin Hanım geldi. Sermet abi dışarı istiyor. İçeri girmeyecekmiş. Şimdi kuyruklu bela geldi tabii. Aradı Deniz Hanım, Narin Hanım'ı. Tam da gelecek dakikasını buldu ya. Yok, bitireceğim bu işi ben. Bu Narin meselesini bitireceğim. Bu sefer yaptın Ali. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.